Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beklediğimiz benim de çok hevesle çekmek istediğim bir seriye başlıyoruz. Ortalama 4-5 video içerisinde bu seriyi tamamlayacağız. Serimiz hisse senedi taraması nasıl yapılır? Basit ve hızlıca nasıl hisse senedi taranır ve seçilebilir? Ve aynı zamanda da kısa vadeli hisse seçim teknikleri nelerdir? Bugün sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. İlk videomuzla başlıyoruz. <laughs> Bu arada kısa vadeli hisse seçimine de çok fazla işe yarıyor. Aynı zamanda ben haftalık olarak katıl tarafında al veren hisseleri de aşağı yukarı bu teknikle filtreliyorum. Hatta bu teknikle filtreliyorum. Sonra üzerlerinde özel oynamalar yapıyorum. Farklı indikatörlerle kontrollerini gerçekleştiriyorum. Ama o 399 olarak gördüğünüz hisseyi 20'ye 10'a 15'e indirmem bu şekilde oluyor. Öncelikle şöyle TradingView'da bu ekranı nasıl geleceğinizi göstereyim. TradingView'un ana ekranına öncelikle bir geçiş sağlıyorum. Takipçi kısmına geliyorum. Hisse senedi takipçisine bir kere tıklıyorum. Karşıma gördüğünüz gibi 399 adet hisse çıktığını görüyorum. Şimdi öncelikle burada genel bakış, performans, genişletilmiş saatler vesaire kısımları var. Biz buradan performansı seçiyoruz ki son zamanlardaki değişimlerini görebilelim. Burada işte 15 dakikalık, ne görüyoruz. 1 haftalık değişimini, 1 aylık değişimini, 3 aylık değişimini vesaire görüyoruz. Biz bunların incelemesini de aynı zamanda sağlayacağımız için bu ekrana giriyoruz Ama asıl olayın döneceği kısım şurası, filtreler kısmı. Hemen filtrelere geçiyorum. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Bu sadece Teknik analiz indikatörleri ile nasıl filtreleme yapılır budur. Devam eden videolarda 3. videodan sonra temel analizdeki inceleme metotlarını, radarlama, hisse senedi seçme metotlarını da göstereceğim. Yani hem teknik hem de temel olarak hisse senedi taraması yapabileceksiniz. Buradan teknik kısma tıklıyoruz. Teknik kısımda öncelikle sizlere anlatmaya başlayayım. Değişim kısmıyla ile başlayayım. Burada değişim yazan kısım nedir? Bakın, 5 dakikalık, 1 saatlik, 1 haftalık, 15 dakikalık, 4 saatlik, 1 aylık şekilde hisselerin değişimlerini seçebiliyoruz. Buranın kullanımını öğrenmeden doğru hangi stratejinin uygulanacağını bilmek çok saçma olur. O yüzden eğitim serisini baştan sona izlemenizi sizlere tavsiye ederim. Örneğin bir saatlik değişime bakarsak burada işte küçük büyük büyük eşit değerleri var. Örneğin ben küçük değerini ya da büyük değerini seçiyorum ve diyorum ki yüzde bir saat içerisinde birden fazla yükselmiş olsun. Bakalım böyle ne çıkıyor? İşkur, Dojo, YB Taş, Ufuk, işte YGO çıkıyor, Ulas çıkıyor, Mehmet Caz çıkıyor. Bu hisseleri görebiliyorum. Ne olmuş? Filtrelemiş oluyorum aslında veya ben diyorum ki son bir haftalık değişimi diyorum kardeşim. %10'dan büyük olsun yani son bir hafta içerisinde %10'dan daha fazla getiri sağlamış Olsun diyorum o zaman Bir haftalık değişimde büyü, Küçüğe tıklayıp büyüğü seçiyorum Ardından da %10 diyorum ve burada Aslında söylediğim şey Son bir haftada %10'dan daha fazla getiri sağlayan hisseleri bana Ver diyorum Bu benim için çok çok önemli bir nokta oluyor Şimdi aşağı doğru devam ediyorum Burayı önce kullanımını öğreneceğiz birlikte Aşağı doğru devam ettiğim zaman burada göreceğim nokta bakın şöyle arasayın biraz altına indiğim zaman Haftalık kapanışlarla ilgili aslında sadece haftalık değil Yeni 52 hafta en yüksek diyor yani yani 52 haftalık yani 1 senelik periyotta hiç bu kadar yüksek değere gelmemiş. Örneğin 1 senedir 1 liraydı ise 1 lira 10 kuruş olmuş. Bu hisseleri çıkartıyor bana. Yeni 6 aylık yükseğe tıkladığım zaman 6 ayın en yükseğine. Burada bizim çok iyi kullanacağımız noktalar bakın. Yeni 6 aylık düşük mesela. Buna tıkladığım zaman 6 ayın en düşük değerine geliyor. Ziraat Gayrimenkul, Dokta, Türk İlaç, burada İhlas var, Ergeo, Özderen falan görüyoruz. Şimdi gelip mesela Özerden'e bir girersek ne göreceğiz? Bakın Özerden son 6 ayın en düşük değerinde değil mi? Nerede? Şu seviyelerde 7-15 seviyelerinde Peki ben buradan şunu çıkartabilir miyim? Şuraya bir destek noktası koyarsam aslında Ve sola doğru da kendimi kaydırırsam Ne görüyorum? Çok güzel bir destek noktasına gelmiş özerden diyorum A diyorum İşte bunu tespit edebilmem için Bu destekte olan hisseleri de çözebilmem için Benim burada radarlamayı mutlaka kullanmam lazım Yoksa 350-400 tane hisse gezmem gerekecek Bunu da kaldırıyorum devam edelim Hemen bir tık kaldı göreceli güç endeksini görüyorum. Göreceli güç endeksi bildiğiniz gibi RSI'yi bizlere ifade ediyor. RSI'nin 14 günlük ve 7 günlük olarak görüyorsunuz. Bunların arasındaki ayrım nedir diye sorarsanız 14 dediğimiz 14 periyotta 7 dediğimiz 7 periyotta çalışır. Buradan otomatik olarak atacağımız RSI her zaman 14 periyotta çalışır. Ben buradan nasıl hisse radarlayabilirim? Mesela aşırı satış bölgesine gelmiş yani fiyatların iyice çekildiği hisseleri bulmak istiyorsam RSI küçük olsun diyorum örneğin 35'ten. RSI'yi 35 seviyesinin altında olanları bulabilirim. Burada işte 30'unu bulabilirim 25'ini bulabilirim en dip ne kadar varsa onu bulabilirim şu an mesela 25'in altında RSI olan bu hisseler olduğunu görüyoruz bakın Türk ilaç epeyce ucuz seviyelerde sizin de aklınızda belirli değil mi bu çünkü hem en düşük değerlerine gelmiş hem desteklerine gelmiş RSI dip seviyelerde bakın mesela aklıma bir hisse oturuyor sonra bu hisseye gelip buradan kendi indikatörlerime tekrar inceleme sağlıyorum hemen devam edeceğim eğitimimizin bir diğer videosunu artık bunları kombine kullanmayı ve doğru bulmayı da sizlere doğru hisse nasıl radarlanır bunları da anlatmaya çalışacağım ama burayı bilmeden oraya geçmek tamam bir aslında e, pazarlama olur. Yani sadece video izlensin diye yapmış olurum. Ben önce anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi devam ettiğim zaman burada ortalama yönsel endeksi ADX'i görüyoruz. Hem de bir teknik analiz eğitim serisinde baştan sona tekrarını yapmış oluyoruz. ADX neydi? Bize trendin yönünü değil ama gücünü söyleyen bir indikatördü. O zaman ADX'in yüksek olması güçlü bir trend içerisinde olduğunu söyler. Hemen o zaman ADX'i 30 yazabilirim. Çünkü 20 ile 40 arası değerler genelde ADX'in güçlü olduğu değerlerdi. 30 yazdığım zaman bakın ereğli bir maç tüpraş, tofaş bir sürü hisse çıkıyor. O zaman ben bunu 40 yapabilirim diyorum. Daha da niş hisselere, daha da sektörü dalartmak için 40'a getirdiğim zaman 31 hisseye düştüğünü görüyorum. Mesela tüpraşın, tofaşın, dojonun çok güçlü trendlerinin olduğunu görebiliyorum. Burada ziraat gayrimenkul de çıktı. Ama ziraat gayrimenkul düşük bir hisse değil miydi? O zaman neyi anlıyorum? tabi gidip grafikten de bakabilirsiniz ama ziraat gayrimenkulün düşüş trendi güçlü demek istiyor bana. Bu ortalama yönsel endeks ADX de bu şekilde kullanılıyor. Gelelim şimdi çok önemli bir noktaya hareketli ortalamalara. Hareketli ortalamalar komple bir seri olabilecek kadar uzun bir süreç aslında. İnternetim de biraz yavaş o yüzden geç yükleniyor. Kusura bakmayın. Şimdi bakın Hareketli ortalamalar geldiğim zaman aşağıda göreceğim. Üstel hareketli ortalama, üstel hareketli ortalama ve basit hareketli ortalama var burada sadece. Şimdi basit hareketli ortalamanın örneğin ne istiyorum ben? Golden Cross olan hisseleri nasıl bulacağım? Hatırlarsanız öyle de bir videom vardı. Golden Cross olan hisseleri buradan buluyorum işte. Nedir Golden Cross? 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönde kesmesi olayıdır. Basit hareketli ortalama 50 günlüğe geliyorum. Bakın burada yukarı keser diyor. Yukarı kessin, değere de ne yazacağım herhangi bir fiyat ya da şuraya bir değer yazabilir miyim? Hayır. Değere geldiğim zaman neyi seçeceğim? Basit hareketli ortalama 200 günlüğü seçeceğim. Bakın basit hareketli ortalama 50 günlük. Basit hareketli ortalama 200 günlüğü yukarı kestiği noktayı veriyor. Burada yukarı kestiği noktayı dediğimiz tam kesişme seviyesini veriyor. Yani burada hemen şöyle sizlere bir çekeyim. Basit 50 günlük hareketli ortalamanın şu şekilde olduğunu. 200 günlüğün ise onu daha kalın yapayım hatta. 200 günlüğün ise işte şu şekilde olduğu noktayı verir. Yani bize tam kestiği bakın şunu devam ettirdim tam kestiği noktayı verir. Eğer daha önce şuralarda kesmiş olsaydı şuralarda o zaman buraya çıkmaz. Peki onu nasıl bulabilirim? Onu da yukarı keser değil de büyük olarak yazarsam eğer ne'den yine büyük olarak peki değer olarak nedir? Peki neyden büyük olarak olacak? Yine 200 günlük hareketli ortalamadan büyük olacak. Burada yeni Golden Cross olmuş değil ama daha öncesinden beri Golden Cross olmuş hisseleri bana burada gösteriyor. Ereğli, Enka, Garanti, İskenderun Demir, Tüpraş, Tofas, İskuru görebiliyoruz. Bunlar daha önceden Golden Cross olmuşlar. Türk Hava Yolları ise yeni Golden Cross olmuş. Ve ne yaptık? Buradan Golden Cross olabilen hisseleri de seçtiğimiz gibi aynı zamanda kısa vadeli seçmek istiyorsak da 5 günlük basit hareketli ortalamanın 20 günlük basit hareketli ortalamanın yukarı yönlü kestiğini seçersek daha kısa vadeli imkanı sunabiliriz kendimize. Bunları ilerleyen eğitim serilerinde çok güzel şekilde sizlere anlatacağım. Kombineleriyle bulma şekillerinde ve ardından grafik üzerine nasıl analiz ettiğimizi de göstereceğim. Sizlerden tek ricam gerçekten kanala abone olduysanız değer beğeni ve yorumlarla desteklerinizi belirtmenizdir. Çünkü eğitim serilerinin devamı için sizin isteklerinizi çok bekliyorum. Yorumlarda da çok yazdığınız için hızlı bir şekilde çekmeye başladım. Lütfen beğeni ve yorum olarak desteklerinizi göstermeyi unutmayın. Gelelim Son bu videonun konusuna negatif veya pozitif yönsel göstergeler. Bunlar bizim bildiğimiz gibi DM artı DM göstergeleri. Hemen gelelim buradan bulmaya çalışalım. Neredeydi? Biraz daha yukarıdaydı galiba. Evet. Negatif yönsel gösterge, pozitif yönsel gösterge 14 periyotta çalışıyorlar. Ben ne yapıyorum burada? Büyük olsun diyorum veya yukarı keser diyorum. Yukarı keser dersem ne olacak? Hemen söyleyebilirsiniz. Yeni DMX'inin DM kestiği noktayı bulacağım. Directional Movement Index'ten bahsediyorum bu arada. Görece negatif yönsel gösterge yukarı kestiği, yeni kestiği hisseleri buluyorum. 43 tanesini buldu. Hali hazırda yukarıda olanı bulmak istersen burayı yukarı keser yerine büyük şekline getiriyorum. Videolarımızın sıkıcı olmaması adına onlar 12'şer dakikalık bölümlerden 3-4 part yapmayı uygun gördüm. Bugün burada değişimleri, Aresayı yüksek düşük değerleri, hareketli ortalamayı, ADX'i ve DMX'i, DM artı yani negatif pozitif yönsel göstergeleri görmüş olduk. Devam eden kısımlarda Aron'dan MFA'ya kadar birçok göstergeyi birlikte tanıyacağız. Ondan sonra bunları hangilerini kombine kullanıp doğru alım noktalarını bulabiliriz. İşte bizim en çok işimize yarayan kısmı sizlere anlatacağım. Doğrudan onu anlatıp üzerinden bir izlenme kazanmak istemiyorum. Öncelikle temelini bilelim. Nasıl kullanıldığını herkes bir kesin olarak bilsin. Ardından da hangi indikatörleri buradan kombine şekilde kesersek örneğin pozitif yönsel gösterge yukarı kesmiş olsun. RSI 30'un altında olmuş olsun. Ne bileyim son 6 aylık desteğinde olmuş. En düşük kısımda olmuş olsun diye bunları kombin edeceğiz. Ben haftalık al verdiğim kısımlarda da biliyorsunuz çok başarılı kısımlar veriyoruz katıl tarafında haftalık allarda. Bunları bu şekilde seçiyorum. Sizlere hepsini anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi bu serimizin ilk videosu lütfen sizden ricam olabildiğince yüksek destek göstermeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Telegram ve Instagram tarafından bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğitimler siz istediğiniz sürece devam edecek. Sağlıcakla kalın.